Değerli izleyenler, emekliler tabii ki zam haberlerine her zaman sevinir. Ama Şubat ayında gerçekleşecek bu zam haberi, bu ek artış haberi, bu ek ödeme haberi emekliye gerçekten iyi gelecek. 3 senede bir yapılan anlaşmalar var. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yaptığı bu anlaşmalar çerçevesinde emekliye ek kazanımlar gerçekleşiyor. Emekli bu durumdan istifade ediyor. Avantajda çıkıyor. İşte emekli için bu ek ödeme zamanı kesinleşti. İşte haberimizde buna değineceğiz değerli izleyenler. Emekliye Şubat'ta 2500 TL. Emeklinin böyle bir gelire nasıl kavuşma şansı var? Emekli böyle bir şansı nasıl yakaladı? Neden böyle bir imkan oluşabilecek? Değerli emekli, zamanın varsa lütfen biraz zaman ayır ve burada seni ilgilendiren ve seni memnun edecek olan bir gelişme için haberin başında ol derim. Evet değerli emekliler, bu yayını sevdiğiniz emekli kardeşlerinizle lütfen paylaşınız. Bilincin gelişmesi amacıyla. Çünkü biz emekçiler ve özellikle emekçilerin en tecrübeli ve vefalı kesimi diyebileceğimiz emeklilerin hakları ve hukukları konusunda nasıl ve ne şekilde adım atacaklarını buradan izleyebilirsiniz değerli izleyiciler. Tabii ki biz alışılagelen o statikoyu, o sürekli emekli işte pek bir şey alamaz, emekli işte 3 kuruş alır oturur şeklindeki tabuyu kırıyoruz ve kırdık da diyebiliriz. Çünkü emeklilerle ilgili geçen 3 sene önceki yapılan bu toplu görüşmelerde emeklinin gerçekten hakkıyla alamadığı tutarı bu sefer alması için çok yoğun ve önemli adımların da peşindeyiz. Değerli emekliler, Şubat'ta ne var? Şubat'ta her şeyden önce ne var? Tabii ki bunu açıklayayım da 2500 TL'ye gelelim. 3 sene önce Sayın Hükümetimizin emeklilerle ilgili çok güzel bir kazanımı elde etme amacıyla bir adım oldu. Daha önceki Çalışma Bakanları Faruk Çelik'ten itibaren süre gelen bu süreçte emekliler Şubat ayında oturacakları bu görüşmeyi daha önce gerçekleştirmişler. 3 sene önce yapılan bu görüşmede Sosyal Güvenlik Kurumu bankalarla yaptığı bu ihale görüşmelerinde 3 senelik anlaşmalara imzalar atılmıştı. Tabii ki bu konuda hangi emekli ne kadar ikramiye alacak veya en çok hangi banka verecek, bununla ilgili tabii ki süre gelen bir sürü teklif ve söylemler söz konusuydu. Değerli emekliler, Şubat'ta bu önemli adımın, bu önemli durumun tabii ki meyvesi için görüşme yapılacak. Daha önceki yapılan görüşmede maalesef ki değerli emekliler 450 TL gibi rakam ortalama bir ikramiye söz konusuydu. Pardon, promosyon. Bu promosyon seneye böldüğümüzde 150 TL gibi cüzi bir rakam yapmakla beraber aylıkta 12,5 TL gibi bir getirisi mevcuttu. Yani emekli aldığı bu banka promosyonları çerez niteliğindeydi. Çerez parasıydı. Gerçi şimdi yanlış anlaşılmasın. Badem ve birçok kaju gibi çerezler çok pahalandı. Ben o anlamda demiyorum. Çekirdek parasıydı. Çok da düşük. İşte bundan çıkacak dersler ve yayınlarımızda bu farkındalığı tavan yaptırmamız neticesinde emeklinin bilincinin artması ve genel anlamda tüm emeklilerin bu ilgi ve konuyla ilgili odaklanma şemsiyesi altında birleşmesi neticesinde emekliler için yüksek tavandan 2500 TL'den
az olmamak kaydıyla 3 senelik antlaşma yapılacağını duyuyoruz, işitiyoruz, öğreniyoruz. Eğer bir sıkıntı gerçekleşmez ise bankaların yine vites düşürmeye çalışmalarına, hayıflanmalarına, emekliden pek kara para kazanamadıklarını söylemelerine rağmen hükümetin memura bu kadar var da emekliye neden yok şeklindeki sağlam ve net çıkışlar olduğu takdirde mutlaka ama mutlaka emekli bu uhdedeki parayı alacaktır. Şubat'taki görüşme işte bu yönde çok önem arz eden bir görüşmedir değerli emekliler. Yayınlarımızla bu konudaki sizin beklentisel rakamınızı alımsal bir duruma dönüştürüyor. Yani sizi üzecek astronomik derecede düşük rakamlarla muhatap olmanızın önüne geçmeye çalışıyoruz. Banka ile yapılan bu görüşmelerde mutlaka ama mutlaka bu promosyon emeklinin nüfuzuna, emeklinin kartına geçirilmelidir. Tamam mı? Herhangi bir kalem, herhangi bir bakanlık kalemi, herhangi bir başka bir harcama giderine asla ve kat'i bu promosyon bölünmemelidir. Nasıl kamu memuruna, nasıl kamu işçisine verilen promosyonlarda sıkıntı ve herhangi bir kesinti gerçekleşmiyor ise emekliye verilecek olan bu tutarda da en ufak bir kesintiyi kabul etmemiz asla mümkün değil. Gelen yorumlara veya söylemlere bakıyorum. Şurada kalmış Şubat'taki emekliler için çok yoğun görüşmeye saatler, günler, haftalar bile birkaç hafta diyebiliriz. Bu kadar az kalmış iken, Şubat'a şurada çok az bir zaman kalmış iken, hala bazı emeklilerin biz o promosyonları alamayız, bize yine verseler 750 bin TL'den aşağı verirler 3 senelik şeklinde bir özgüvensiz açıklama ve yorumları görünce şaşırmamak elde değil. Tabii ki şaşırıyor. Ama emeklilerin memur ve kamu işçisi memuru ve kamu işçisi işçilerinin tutarlarına ve bunların aldığı promosyon miktarlarına baktığımız zaman bu olayda emeklinin 2.500 TL almasındaki istemimizin ne kadar haklı gerekçelere dayandığını da açıkça belirtmek isterim. Buradan bütün emeklilere sesleniyorum. Memur emeklisine sesleniyorum. Bağkur, SSK emeklisine sesleniyorum. Unutmayın ki sizin alacağınız bu promosyonlar hele hele ki düşük maaşlı emeklilerin en önemli ihtiyaçlarına bu kış gününde iyi bir pansuman olacaktır. Ve dahası da var. Emekli bunu alamaz, emekli şunu alamaz şeklindeki boş ve gereksiz söylemlerin önünü kapatacaktır. Buradan da tabii ki bankalara da sesleniyorum. Finans kuruluşları olarak, millet olarak tabii ki bankaların yaptıkları hizmetler ve günlük yaşantımızı kolaylaştırmada gösterdikleri hizmetler için tabii ki mutluyuz. Ama bankaların da kendileri için ileri vadede kendisine faydaları dokunacak olan emeklilerin bu portalda rakam yükseltildiğinde daha çok bankayla barışık ve daha çok bankayı kullanan emekliler olduğunu düşündüğümüzde, olacağını düşündüğümüzde bankaların emeklilere onların yaşam koşullarında göz önünde bulundurarak kesenin ağzını açmalarını istiyoruz. Ben şu anda medyada ekonomi haberlerini de takip eden birisiyim. Zarar ettim diyen bir banka görmedim. Her bir banka her ne kadar kredi derecelendirme